Sayın seyircilerimiz merhaba. Ankara'dan, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'dan ve e, Ankara Kulübü Derneği'nin televizyonu Kızılca Gün TV'den herkese merhaba. Atatürk Neden Atatürk serili programımızın yeni videosunda birlikteyiz. Bundan önce Atatürk'ün askeri kariyerini inceledik. Hani bazılarınca Atatürk zaten asker tabii ki bunları başaracak, tabii ki başarılı olacak dedikleri kariyerin her bir safhasında ne kadar imkansız işleri yaptığını çok kısa kısa anlatmaya çalıştım. Peşinden annesinin vefat ettiği, hemen iki hafta sonra evlendiği ve iki hafta sonra düzenlediği İzmir İktisat Kongresi'nden bahsettim. Bugün yine sivil işleriyle ilgili ama yine imkansız işleriyle ilgili Kısa sizi sıkmadan bilgi vermek istiyorum. Ama diğer videolarımda yaptığım gibi alerjen uyarısını tekrar e, hatırlatmak istiyorum sayın seyircilerimiz. Bu video aşırı derecede Atatürk sevgisi ve saygısı içerir. Alerjisi olanlar lütfen dikkat etsin seyretmeyin. Bugün e, Atatürkle ilgili anlatmak istediğim konu kurduğu kurum, kuruluş, işletme ve yapılar. Tabi internette sorguladığınız zaman bunları düzinelerce çıkacaktır. Ben bunların bir özetini aldım. Şöyle göstereyim. Her sayfada yaklaşık 50 tane var. Ve 3,5 sayfa. Yani nereden baksanız 150'den daha fazla. Ben bunların birkaç tanesini hatırlatmak maksadıyla söyleyeceğim liste üstünden yıllara göre takip edip hatırlatmaya çalışacağım peşinden de kısa bir e, konuyu sizin beyninize sunacağım şimdi Atatürk ne yapmış memleketi kurmuş kurtarmış daha sonra bu memleketi bir yurt yurdu bir devlet haline getirmiş 1920 yılında henüz ortada devlet yokken Anadolu ajansını kurmuş 1923 yılında Türkiye şeker fabrikalarını kurmaya başlamış. 1924 yılında Gölcük Tersanesi'ni kurmuş. Acaba bu ihtiyaç nereden hasıl olmuş dersiniz? Bazıları eleştirirken Lozan'da adaları verdiğinden dolayı dert yanar. Adaları Lozan'da verdi derler. Atatürk adaları vermek zorunda kalmıştır ki bu çok Uzun bir hikayedir. Bunu bilmeyene anlatmanın bir lüzumu yok. Kurtuluş Savaşı'nda içine silah koyabileceğimiz atış yapabilecek bir tane askeri gemimiz, bir tane sandalımız yok. Bu imkansızlıklar içinde gidip adaları almayı bekleyenler niye donanmadığı, donanmamızın olmadığı konusunu lütfen bir araştırsınlar. Neden donanmamız yokmuş? Kurtuluş Savaşı sırasında niye bizim askeri bir varlığımız yokmuş deniz üzerinde? Bunu bir araştırsınlar. O zaman belki anlarlar nedenini. Dolayısıyla ilk iş aynı duruma düşmemek için Atatürk yeni genç Türk devleti için hemen Gölcük Tersanesi'ni kurmuş. Devlet demir yollarını kurmuş. Ziraat Bankası'nı kurmuş diyeceğim, bazıları diyecek. Ki Ziraat Bankası bilmem kaç yılında kuruldu. Evet, Ziraat Bankası bilmem kaç yılında kuruldu. Nerede kuruldu efendim? Sırbistan'da kuruldu. Sırbistan'ın küçük bir kasabasında kuruldu bir Osmanlı Bankası olarak. Atatürk bunu millileştirmek için satın aldı ve taşıdı. Bu yapıyı nasıl yaptı incelemek istiyorsanız elinizin altında internet var. Girersiniz, sorgular bakarsınız. Yine bir önceki videomda söylemeyi atladığımı düşünüyorum İzmir İktisat Kongresi'nde daha ilk oturumda ilk oturumun 1 saat 15 dakikalık kısmında 12 tane çok önemli karar alınıyor. Bunları tek tek anlattım. Ama sonucunda da olaylar devam ettiğinde vardığı nokta Türkiye İş Bankasının kurulması ve sanayi maden Bankası'nın kurulması. Türkiye İş Bankası her, hepimizin bildiği şu anki banka. Sanayi ve Madin Bankası ise bir bölümü daha sonra Sümerbank'a Bank'a dönüşür. Anadolu Sigorta'yı kurur. Bakın bundan 90 yıl önce. Bursa Karacabey Harası'nı kuruyor. Topkapı Sarayı'nı müze yapıyor. Ve Türk Hava Kurumu'nu kuruyor 1925 yılında. Burada çok önemli bir konu var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu bir dernektir kuruluş aşamasında. Herkes istikbal göklerdedir sözünü bilir ama bu sözün önünü, arkasını bilmez. Bu söz tam olarak şudur efendim. İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede göklerde bizi bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Ey Türk genci! Kısa zamanda gökte seni bekleyen yerini alacaksın. Yoksa o yeri başkaları istila eder ve işte o zaman bu ülke ve ulus elden gider. İstikbal göklerdenin devamı budur. Bugün üzerinden 90 yıl geçti. 100 yıla yaklaşıyor. Şu anda ee, Ukrayna ve Rusya arasında bir harekat var. En önemli konu hava gücü ve hava savunması. Ülkemiz için en önemli konu bu. Ülkemizin gurur duyduğu bir takım insansız hava araçları var. Bunların hepsinin temeli budur. İstikbal göklerdedir. Yani siz burada ne yaparsanız yapın, onun kurduğu oyun alanının dışına çıkamıyorsunuz. Gazi Orman Çiftliği'ni kuruyor. Atatürk Orman Çiftliği'ni. Eskişehir'de cer atölyeleri kuruluyor. Yani trenler çalışabilsin diye. Türk Telsiz Telefon Şirketini kuruyor sene 1926. Bunu bir yerden hatırlayacaksınız. Türk Telsiz Telefon Şirketi. Özelleştirilmesiyle gündeme gelen yer. İnşaat demiri üreten ilk haddaneyi kuruyor. Yani ülkede inşaat demiri yapılamıyor. Sene 1926. Kayseri'de uçak ve motor fabrikası açıyor. Uçak ve motor fabrikası. Devlet İstatistik Enstitüsü'nü kuruyor. 1926. Demir Yolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü'nü kuruyor. Ben elimdeki 3,5 sayfalık seçtiğim bölümün arasında bazılarını okuyorum sizlere. Vaktinizi almamak, ilginizi dağıtmamak adına. Emlak ve Eytan Bankası'nı kuruyor. Köy öğretmen okullarını kuruyor. Ankara Numune Hastanesi'ni açıyor. Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü kuruyor. Türk Eğitim Derneği'ni kuruyor. Bugün hala mevcuttur. Bizim şu an çatısı altında yayın yaptığımız Kızılca Gün TV'de Ankara Kulübü Derneği çatısı altındadır. Ve o da Atatürk'ün kurduğu bir dernektir ki bu listede onu söylemiyorum bile. Gaziantep mensucat fabrikasını açıyor. Mersin Adana Demiryolu, Trabzon Vizera Hidroelektrik Santrali, Haydarpaşa Limanlı yabancılardan satın alıyor. Ankara Sivas Demiryolu hattı, Ankara Ziraat Enstitüsü'nü kuruyor. Ankara Etnografya Müzesi ki hala görmeyeniniz varsa şiddetle tavsiye ederim. Ne olduğunu mutlaka gelin ve görün. O tarihte yapılan bir yerin içinin nasıl doldurulduğunu lütfen yerinde görün. Tekel Genel Müdürlüğünü kuruyor. Merkez Bankası'nı kuruyor. Ve tarihte eşi benzeri olmayan Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor. Samsun Sivas Demiryolu, İzmir Rıhtım İşletmesi, Türkiye Sanayi Kredi Bankası, Kütahya Balıkesir Demiryolu Ulu Kışlanide Demiryolu ve bilimun Bilim bir sürü demiryolu, hani demir ağlarla ördüğümüz ana yurttan bahsediyoruz. Başta eşsiz başkumandanla birlikte. Ve Türk Dil Kurumu, Eskişehir Şeker Fabrikaları, ki şeker fabrikalarını tek tek söylemeyeceğim, sonda birkaç cümle edeceğim şeker fabrikaları için. Sümerbank, Sümerbank'ın altında özelleştirildiği tarihte yaklaşık 30 tane Fabrika ve işletme vardı ki her birisi bir fabrikadan ziyade bir endüstri içecek, içerecek şekilde konuşlanmıştı. İller Bankası, İstanbul Üniversitesi, Zonguldak Yatırım Bankası, Kayseri Milli İktisat Bankası, Halk Bankası, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Isparta Gülya Fabrikası. Atlayarak okuyorum bunları kısa olsun diye. Maden Tetkik Arama, Etibank, eti maden, Türk kuşu, Paşa Bahçe fabrikası, elektrik İşleri etüt İdaresi, Zonguldak Türk antrasit fabrikası, Ankara Mamak gaz maske fabrikası ki makina kimyanın bel kemiğiydi, Türk dil tarih coğrafya fakültesi, dünyada tektir örneği yoktur, Çubuk Barajı, Konservatuvar, Haydarpaşa Numune Hastanesi, İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası, Elazığ Şark Kromları işletmesi ki yerinde görülmesini tavsiye ederim büyüklüğünü anlamanız açısından, İstanbul Telefon Şirketi'nin yabancılardan satın alınması, Motorlu Tayyarecilik Okulu, Denizbank, Yozgat Termoelektrik Santrali ve çok önemli Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli atıldı. Kendisi orada Üretilen ilk çeliği göremedi çünkü ilk çelik 6 Haziran 1939'da üretildi. Gemlik Suni İpek Fabrikası, Ankara Radyo Evi, Divriği Demir Madenleri. Divriği'deki demir madenlerinin ne kadar stratejik bir konumda olduğu ve işletme kapasitesi hakkında fikir sahibi edilmeniz için lütfen internetten araştırın. Murgul Bakır İşletmeleri, Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Fisko Birlik. Atatürk sağlığında dört tane şeker fabrikasının e, açılmasını sağladı. Bunlar Uşak, Alpullu, Eskişehir ve Turhal şeker fabrikaları. O kadar fazla şeker üretiyorlardı ki nüfus az. Dışarıya ihraç etmek e, pek mümkün olamıyor tarihi itibariyle. Daha sonra... Bu üretimin rasyonel hale getirilmesi için, üretimin kısılması, yan ürünlere geçilmesi için bir takım çalışmalar yapıldı ve verimliliği artırıldı. O devirde kıyaslanamayacak ölçüde yüksek üretim kabili kabiliyetine sahipti. O yüzden üretimini azaltmaya çalıştılar, karlılığını artırmak maksadıyla. Şimdi Atatürk, neden Atatürk? Atatürk, neden Büyük Atatürk? Atatürk'e neden Atatürk adını verdiğimizi e, anlatmak için yaptığımız bu video serisinde bizim Atatürk'ün büyüklüğünü anlatırken, ondan bahsederken neden övündüğümüzü anlatabilmek maksadıyla bizim e, takım tutar gibi Atatürk'ü tutmadığımızı anlatmaya çalışmak için bunu söylüyoruz. E, Atatürk'ü zaten tanıyanlar tanıyor. Tanımayanlar da zaten tanımak istemedikleri için tanımıyorlar. Atatürk büyük bir liderdi, her konuda büyüktü. Herkesin nasıl olsa askerdi, zaten o işleri başarmak zorundaydı dediği askeri kariyeri bile dünya tarihinde eşsiz. Sivil kariyerini de üst üste videolar yaparak anlatmaya çalışıyorum. Kurtuluş savaşından çıkmış, harap olmuş, bitap düşmüş bir milletin, fakir, hiçbir kaynağı olmayan milletin ayağa kalkması için 15 yılda yapılan e, kuruluşlar, fabrikalar, işletmeler dünya tarihinde olmayan çokluk, nitelik ve niceliktedir. Ha bazıları diyebilir ki e, o mu yaptı? Ben de ısrarla diyorum ki evet o yaptı. Bunun ispatı da şu. O öldükten sonra yaklaşık 90 yıl geçti. Peşinden böyle bir kalkınma hamlesi yapabildi mi bu devlet? Bugünküler bunu yapabilme kabiliyetine sahip olabildiler mi genç nesil? Evet, tek başına yapmadı. Bir kadrosu vardı, iyi bir kadrosu vardı. Ancak o önemli bir liderdi, önderdi. Her şeyi yönlendirmeyi becerdi ve bunu bize hediye etti. E, bugün de bir takım imkanlar var. Bugün de bunları yapabilme şansı var milletimiz gelecekte daha iyisini de yapacaktır. Ama o günkü yapılan bu hamle dünyada eşi benzeri olmayan bir hamledir. Ve bu biraz evvel saydığım kurum, kuruluş, işletme, fabrika yapılar dan herhangi birisini kurabilen bir insan zaten hayatı boyunca yapması gereken her şeyi yapmıştır. Atatürk, neden Atatürk? Atatürk, neden büyük Atatürk? Sorusunun cevabı, evet o bunların hepsini bir elde yaptı, tek elde yaptı, bir defa da yaptı. Bize çok büyük bir örnek bıraktı. Çıtayı o kadar yükseltti ki ondan sonra gelenler ne yapsa o çıtanın yanından geçemeyecekleri için Atatürk, Büyük Atatürk. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.